Ulusal Kanal ekranlarında günlüğe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz var bu kuşakta da Vatan Partisi Genel Sayman Vekili Sayın Yıldırım Gençer. Bizlerle birlikte Sayın Gençer hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Gençer'in sesini alamıyorum. Merhabalar, iyi yayınlar. Şimdi sesinizi alabiliyorum Sayın Gençer. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi önemli bir gündem maddesine değineceğiz. Özellikle Adana'da Furkancıların yaptığı kışkırtmadan sonra gündeme gelen Alparslan Kuytul konusunu biraz konuşmak istiyoruz. Çünkü bir kışkırtma sonucu polis müdahalesi oldu. O müdahale sonucu yeni kışkırtmalar meydana geldi. Hem polisler hedef alındı. Halbuki orada 37 polisimiz çok ciddi yaralandılar ve orada da çeşitli konular gündeme gelmiş oldu. Şimdi bu Furkan Vakfı nedir? Alparslan Kuytul kimdir? Türkiye'nin önünde nasıl bir tehdittir? Bu konuları konuşmak istiyorum sizlerle. Siyasetin de gündeminde ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu konuyla ilgili bugün önemli bir açıklaması oldu. Başlamadan onu da hatırlatayım isterseniz. Din kisvesine saklanıp darbeye heves eden FETÖ'cü hainlerden ders çıkarmamak hafıza kaybına delalet edecektir diyerek aslında Adana'da gerçekleşen olaylara ve Alparslan Kuytul ve Furkan Vakfı'na ilişkin önemli eleştirileri oldu ve uyarıları oldu. Devlet Bahçeli'nin öncelikle Adana'daki olaylardan başlayalım isterseniz. Buyurun. Evet, tekrar sizleri ve izleyenleri selamlıyorum. Şimdi tabii Alparslan Kuytul yani Furkan Vakfı'nın en temelinde Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet'in bütün kazanımlarına karşı olduğunu görüyoruz. Bunu hem faaliyetlerinden hem de savunduğu fikirlerden görüyoruz. Burada neyi hedefliyorlar? O bizim Cumhuriyet devrimimizin yani Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. Atatürk'ümüzün o Cumhuriyet'in yarattığı insan birikiminin programıdır bu. Burada Cumhuriyet insanımızı doğrudan bir şeyhin, ağanın, müridi yapmaya çalışan bir program içerisinde olduğunu görüyoruz. Ve dolayısıyla bu programda Alparslan Kuytul kimlerle beraber yan yana geliyor? FETÖ'yü aklayan pozisyona, FETÖ ile beraber onları savunan pozisyona geliyor. PKK'ya sahip çıkan konuma geliyor. PKK ile işbirliğine doğru giden bir çizgiye geliyor. İşi de El-Kaide'ye eleman yetiştiren bir konuma geliyor. Çünkü siz Cumhuriyet devrimlerine karşı konumlandığınız zaman Türkiye'de Cumhuriyet'i yıkmak isteyen doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nin de denetimine girmiş oluyorsunuz. Bakın bu örgütlerin CIA ile Mossad ile olan ilişkileri de araştırılmalı ve buralarda muhtemel şeylerin bulunması da çok aşık ortadadır. Çünkü Türkiye'de tarikatları ve cemaatleri doğrudan destekleyen ve bunları yöneten konumda her zaman Amerika Birleşik Devletleri emperyalist kuvvetler olmuştur. Ve Alparslan Kuytul'un da özellikle 15 Temmuz'dan sonra daha da palazlandırıldığını, ön plana çıkartıldığını görüyoruz. Burada da Türk polisinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerini ve ilkelerini savunan bir konumda olduğunu da görmemiz lazım. O yüzden Türk polisinin, devletin bu tarikatlere, cemaatlere karşı uyguladığı müdahaleler de doğrudur, yanındayız. Ve orada şunu görmemiz lazım. Türkiye tarihinin en büyük, yani Cumhuriyet devriminden sonra Türkiye tarihinin en büyük tarikatlere ve cemaatlere karşı mücadelesi içerisindedir. Bakın FETÖ'ye karşı mücadelede bunu görüyoruz. Yine Alparslan Kuytul Furkan Vakfı'na karşı bunu görüyoruz. Akla Noktar cemaatine karşı görüyoruz. O yüzden Türkiye bir özgürleşme sürecindedir. Yani bu cemaatlerden insanımızı özgürleştiren bir konumdadır. Tabii burada karşımızda sadece bu cemaatlerin olmadığını görmemiz lazım. Karşımızda bu cemaatleri yönlendiren, bu cemaatleri kuran, oluşturan bir emperyalist kuvvetin olduğunu, Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu görmemiz lazım. Çünkü bunlar aynı zamanda ideolojik düzlemde de gericiliğin ve bölücülüğün ortak bir temelde, Cumhuriyet karşıtı, Türkiye karşıtı bir temelde örgütlendiğini görüyoruz. Sayın Gençer, tam bu noktada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da yaptığı bir açıklamayı hatırlatmak isterim. Başka yerlerden talimat alan adam olarak niteliyor Alparslan Kuytul'u. Burada da Amerika Birleşik Devletleri destekli bir faaliyet yürütüldüğünü de aslında Sayın Soylu'nun da gözlemlediğini ve bunu da açık bir şekilde yansıttığını görebiliyoruz. Şimdi ben bir kitap hatırlatmak istiyorum izleyicilerimize de. Diyanet'in tarikatı
Fırsatlar raporu kaynak yayınları bu kitabı çıkarmıştı. Bu kitabın içerisinde raporda Alparslan Kuytul'la ilgili bir kısım var. O kısımda Alparslan Kuytul hakkında şöyle ifadeler kullanılıyor. Demokrasi, anayasa, kanun ve laiklik gibi yönetim şekli ve rejimleri reddetmekte. Ve bu konuyu, yani laikliğe, demokrasiye inananları sapkınlık olarak nitelediği ifade ediliyor. Ve Kuytul'a göre siyasi partilerin mevcudiyeti de Müslümanları demokrasi ve laikliği savunur hale getirmiş, yani sapkınlaştırmıştır. Dolayısıyla bu düşüncede olan bir ismin vereceği zararlar çok da ortada gözüküyor. Siyasetin içerisinde var olduğu takdirde nasıl önlemler alınmalı böyle isimlere karşı? Tabii siz örnek verdiniz. Ben de aynı kitaptan, Diyanet'in Tarikatlar raporundan, bütün izleyenlerimiz kaynak yayınlarından bu çıkan kitabı da edinmeli. Tabii orada sizin dedikleriniz çok önemli ve aynı kitapta devamında diyor ki Kuytul'un devlet karşıtlığı söylemi darbecileri ve FETÖ'yü savunmaya, bunun yanında birçok milli meselede Türkiye düşmanlarını tercih etmeye kadar ulaşmıştır. Tabii bu örgütlerin neticede doğrudan Türk insanının da zihnini ve Türk insanının özgürlüklerini hedef aldığını görmemiz lazım. Orta çağın dayatmalarını savunan kurumlar ve kişiler. O nedenle tabii buna karşı mücadele de hem kolluk kuvvetleriyle olur ama aynı zamanda kolluk kuvvetlerinin yanı sıra bir cumhuriyet ideolojisiyle ancak bu örgütlerin yapılanmalarına son verebiliriz. O cumhuriyet ideolojisi nedir? En başta söylediğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin tarikatlar, şeyhler, müritler, mensuplar ülkesi olamaz şiarıyla bunu hareket edebiliriz. Bakın Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'sinde tarikatlar ve cemaatler, böyle faaliyetler yani palazlanabiliyor muydu? Yani 1930'lara bakalım, 28'lere, 25'lere bakalım, 40'lara bakalım, bunların olmadığını görüyoruz. Peki tarikat ve cemaatler ne zaman Türkiye'de palazlandırıldı? Türkiye'nin Kemalist devrimin kazanımlarından vazgeçtiği, Cumhuriyet devrimin kazanımlarından vazgeçtiği ve özellikle de 1980 darbesiyle beraber Amerikancı politikaların, o sivil toplumculuğun, güya ılımlı İslam dedikleri projelerle Türkiye'de tarikatları, cemaatleri, özgürlükler tanındı. Ama bu devran da değişti. Özellikle 2014'ten sonra Türkiye'nin Amerika ile karşı mücadelesi sadece PKK ile mücadelesi değil, Amerika'nın silahlı gücüyle mücadelesi değil, aynı zamanda Amerika'nın içimizde örgütlediği FETÖ-vari, işte Alparslan Kurtul gibi, Adnan Oktar gibi cemaat ve tarikatlarla da mücadelesi anlamına geliyor. O yüzden bunlar, bu örgütler 2014'ten sonra o Ergenekon balyozu kumpasının bertaraf edilmesi, 15 Temmuz'un başarılı olamamasıyla beraber bu örgütlere de Türkiye Cumhuriyeti o demir yumruğunu, cumhuriyetçiliğini, devletçiliğini, akçılığını, layıklığını, milliyetçiliğini göstermiştir, devrimciliğini göstermiştir ve bu örgütleri de aynı zamanda sıkıştırmaktadır. Ve buradaki tabii, ama ancak buradaki insanlarımızı Cumhuriyet devriminin ideolojisi, kazanımları, okulu kul yapan değil, insanı merkeze alan yaklaşımlarla kazanmayı hedeflemeliyiz. Burada tabii çeşitli hem hukuki önlemler ama aynı zamanda eğitim politikalarıyla da Türkiye bu insanlarımızı kazanmalı, bu örgütleri de ne yapmalı? Yasa dışı konumlarda gereken yasal düzenlemelerle son vermeli. Şimdi Sayın Bahçeli'nin açıklamalarından birinde bir kısmında da şu ifade var. Tedbir almazsak yeni 15 Temmuzlar yaşanması kaçınılmazdır. Şimdi Türkiye'nin şu an verdiği mücadelede, özellikle FETÖ'ye karşı verdiği mücadelede bu zeminlerin yaratılmayacağının aslında sinyalini çok net bir şekilde almış oluyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin tarikatlar eliyle Türkiye'de yeni 15 Temmuz'lar yaratmasının koşulu bundan sonra olabilir mi Sayın Gençer? Bakın zaten 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ne için gerçekleştirilmişti Amerika tarafından? Tarikatları, cemaatleri Türkiye'nin merkezine tekrar koymak için gerçekleştirildi. Çünkü onlar tasfiye ediliyordu. Türkiye'nin tarikatları ve cemaatleri merkeze yerleştirmek istiyorlardı. Şimdi bugün neyi görüyoruz? Bakın Sayın Devlet Bahçeli tarikat ve cemaatlere doğrudan karşıtlık konumunda. Bizler Vatan Partisi olarak da doğrudan tarikat ve cemaatlerle hem ideolojik düzlemde doğrudan mücadele eden bir konumdayız. Peki tarikat ve cemaatleri bugün kimlerin savunduğuna bakalım. İşte Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını görüyoruz. Davutoğlu'nun açıklamalarını görüyoruz. HDP vekillerinin açıklamalarını görüyoruz.
Ali Babacan'ın açıklamalarını görüyoruz. Zaten Amerika'nın Türkiye'de iktidar yapmak istediği partiler aynı zamanda cemaatlerle beraber iktidar olacak. Tarikatlarla beraber iktidar olacak, olursa. Ama olamayacaklar tabii. Çünkü onların Türkiye'de orduları yok. Bakın bugün Türkiye'deki o tarikatların, cemaatlerin yani NATO'nun, Gladio'nun orduları çökertildi. Onların orduları bugün hapishanelerde. Gladio'nun askerleri, NATO'nun askerleri bugün hapishanelerde. O yüzden bunların Türkiye'de yeniden Türkiye'nin nizamını belirlemede, Türkiye'yi bölünmelere, sürüklemelerine imkan yok. Çünkü Türkiye'nin bağımsız bir ordusu var, bağımsız bir yargısı var, Türk milleti var, Türk devleti var ve tarikatlere, cemaatlere karşı mücadele eden bir ve bu mücadele birikimimiz var. Atatürk devrimlerimiz var. Yani bu mücadele birikimimizi de arkamızda taşıyoruz. O yüzden bu örgütlerin ancak Türkiye'de kaoslar, kargaşalıklar çıkartabilirler. Onlar için uygulamalarda bulunabilirler. Onlara karşı uyanık olmamız, onlara karşı tedbirli olmamız Adana lazım. Adana örneği değil mi? Yani Adana gibi pek çok provokasyonla karşı karşıya kalabiliriz sonuçta. Bu provokasyonları yaparlar sözde din kisvesi altında, Müslümanlık adı altında. Ama onların dini ve Müslümanlığı nedir? Türkiye'de Amerika'yı iktidar yapmak. Yani Türk halkını sömürge yapmak onların programları en neticesinde. O yüzden dinle ve İslamiyetle, Müslümanlıkla da bunların ilişkisi olmadığını görüyoruz. Ama bunlar bu değerleri de kullanarak ne yapmaya çalışıyor? Türkiye'de kaoslar, kargaşalıklar, provokasyonlar, kışkırtmalar yaratmaya çalışıyor. Tabii bunu kendi başlarına yapmıyorlar sadece. Bunun yanında, Alparslan Kuytu'nun yanında kim var? FETÖ var. Kim var? HDP var. Kim var? Arkalarında onları destekleyen, onların özgürlük yürüyüşleri yaptığını iddia eden Cumhuriyet Halk Partisi var. Kemal Kılıçdaroğlu var. Peki onların karşısında kim var? Türk polisi var. Türk ordusu var. Vatan Partisi var. Milliyetçi Hareket Partisi var. AK Parti hükümeti var. Bunları da bu yani ilericilik ve gericilik aslında bu kadar sade ve berrak bir şekilde ayrılmış durumda. Yani Cumhuriyet devrimleri o Türk polisinin, Vatan Partisi'nin tarafında ama gericilik yani geçmişin Şeyh Said'i, Seyit Rıza'sı, işte bugünün FETÖ'sü, Alparslan Kuytulu, Demirtaş'ı kimin yanında? Cumhuriyet Halk Partisi merkezli o Biden ittifakının Alparslan Kuytulu da orada. Nedenle Türkiye'deki çizgi bu kadar net ve berrak. Şimdi bizim burada tabii daha tedbirli önlemlerimizi almamız ama aynı zamanda halkımızı da bu mücadelede bilgilendirmemiz, bilinçlendirmemiz gerekiyor. Şimdi peki burada Millet İttifakı'nın vatandaş nezdindeki payı ne olacak diye soracağım. Mesela geçtiğimiz günlerde Babacan yine FETÖ tertiplerine sahip çıkan bir açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta KYK'lara sahip çıkan açıklamalarını yineliyor. Son bir görüntü geldi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sadullah Ergin, eski Adalet Bakanı ve Ergenekon balyoz kumpasların olduğu süreçte bu FETÖ tertiplerinin başında olan isimlerden biriyle bir araya geldi. Bu tablo içerisinde Millet İttifakı'nın vatandaş nezdinde bir şansı var mı? Bunlar net bir şekilde görülebiliyor mu yani sizce? Evet. Bakın aslında sizin saydığınız bütün olgular Millet İttifakı'nın Türk milletine de sırtını döndüğü ve Türk milletinin esir olması için gerekli adımları attığını görüyoruz. Yani burada millete dönük hiçbir şey, milletin talepleri hiçbir şekilde yok. Yani Türk milletinin talebi KHK'ların, yani FETÖ'cülerin, HDP'nin, PKK'ların yeniden iktidar olması. Türk milletinin talebi bu değil. Türk milletinin talebi ne? PKK ile mücadele, terörün kökünün kazınması, cemaatlerin, tarikatların kökünün kazınması, cumhuriyet toplumunu kurmak, oluşturmak, aynı zamanda Türkiye'nin üretim devrimini sağlayacak bir iktidarın belirlenmesi, oluşturulması, Vatan Partisi merkezinde bu iktidarın kurulması, Türkiye'nin yükselen Asya'da onurlu, bağımsız yerini alması. Şimdi ama bakıyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, o Biden ittifakının, Biden takımının vaatlerine, bu vaatler tamamen Türk milletiyle alakası olmayan Amerika'nın vaatleri. Amerika'nın vaatlerine FETÖ'yü, işte Kılıçdaroğlu ne diyor? Biz diyor o içeride hüküm giyse bile, yani Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki biz o KYK'lara hüküm giyse bile bir hafta 10 gün içerisinde görevlerini iade edeceğiz. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 24 bin insan, 24 bin o FETÖ'cü ne oldu? Mahkum edildi. Türk polisi içerisinde 30 bin insan mahkum edildi, FETÖ'cü mahkum edildi. Şimdi diyor ki bunları alacağız biz,
Türk Devleti'nin içerisine yeniden yerleştirir. Bu mümkün değil bir kere. Yani bunu en başta Türk polisi, Türk ordusu kabul etmez. O yüzden diyoruz bir kaos ve kargaşa planı dayatıyorlar. Yine bunların vaadini cemaatleri iktidar yapmak, Türkiye 2. İsrail projesini yeniden uygulamaya sokmak ve Türkiye'yi bölmek. O nedenle bu projelerin gerçekleşme imkanı yok. Ama bu projelerle beraber zayıf bir Türkiye, kime karşı zayıf bir Türkiye? Amerika'ya karşı zayıf bir Türkiye oluşturmayı hedefliyorlar. Çünkü Amerika'nın bölgedeki başlıca Doğu Akdeniz'de, Suriye'nin kuzeyindeki planları ve oradaki yığınakları devam ediyor. Bunu görmemiz lazım. Evet, Amerika Karabağ'dan, Azerbaycan'dan yenildi ve çekiliyor. Şu an Ukrayna'da büyük bir ders alıyor, çekiliyor ama Doğu Akdeniz'deki askeri yığınağa devam ediyor. Ve yine neyi görüyoruz? Peki biz bu Doğu Akdeniz'deki askeri yığına neyle cevap vereceğiz? Yani Amerika'nın bize namlularını neyle cevap vereceğiz? Öncelikle Türk ordusunun iradesiyle, Türk ordusunun savaşma azmiyle cevap vereceğiz. Daha sonra Türk ordusunun savaşma azmiyle beraber bölge dostluklarıyla cevap vereceğiz. Rusya ile dostlukla, Rusya'yı yanımıza alarak cevap vereceğiz. Ama siz Türk ordusunu zayıf düşürerek, Türk ordusunu kargaşaya sürükleyerek aynı zamanda Amerika'nın planlarını sağlamış ve onları rahatlatmış oluyorsunuz. Yani Türk ordusuna yeniden FETÖ'cüleri yerleştireceğim ben demek, Doğu Akdeniz'de Amerika'yı tek söz sahibi yapacağım, Suriye'nin kuzeyinde 2. İsrail'i kuracağım demekle eşdeğerdir. Çünkü bu bütün projeleri engelleyecek olan başlıca Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Şimdi o nedenle Ergenekon ve Balyoz Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Vatan Partisi'ne gerçekleştirildi. Çünkü siz Türkiye'nin aydınlarını, Vatan Partisi'ni ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ne kadar zayıflatırsanız Türkiye'deki Amerika'nın projelerini o kadar gerçekleştirirsiniz. Ama bu kurumlar ne kadar güçlenirse Amerika'nın planları, Amerika'nın emperyalist planları o derecede darbe alır. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi yönünü, rotasını, yani Biden ittifakı rotasını Amerika'ya doğru çizdiği ve belirlediği için onların söylemlerini, onların politikalarını Türkiye'de hakim kılmak istiyorlar. Ve bunların bir aracı da işte bugün konuştuğumuz Vurkan Vakfı ve cemaatler. Bir aracı PKK terör örgütü. Aynı zamanda bunun ekonomik araçları da var. Bu nedenle Türkiye emperyalizme karşı kapsamlı bir mücadele yürütüyor. Yani silahlı bir mücadele yürütüyor PKK'ya karşı ve Türkiye içerisinde örgütlenen tarikatlere ve cemaatlere karşı da bir mücadele yürütüyor. Ama bunun önümüzdeki süreçte daha da şiddetleneceğini görmemiz lazım. Bu bence Ukrayna, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği operasyonlar da bunu gösteriyor. Türkiye'nin önünde de böyle silaha başvurduğu, zaten bu süreç silahla inşa ediliyor ama önümüzdeki süreçleri silahın belirleyici olduğu bir sürecin içerisine giriyoruz. Bu terör örgütleri, yani bu yapılanmalar da Türkiye'de daha da kışkırtılacak. Yani önümüzdeki süreçte bu vakıfta, o yüzden bunlara karşı tavrımızın keskinliği belirleyicidir. Sayın Gençer, çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için, yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi günler, iyi yayınlar. Tekrar görüşmek üzere. Vatan Partisi Genel Sayman Vekili Yıldırım Gençer bizlerle birlikteydi. Furkan Vakfı'nın faaliyetlerini ve özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz hatırlatması çerçevesinde tarikatlara yönelik Türkiye'nin vereceği mücadeleyi de konuşmuş olduk. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği tarikatlarla yönelik kışkırtmalarında önemine ve dikkat edilmesi gerekenlere dikkat çekti.